Ne oluyor avcı, ne diyor ailem? Selim benden şüpheleniyor diyor. Tuzak kurmuş olabilirler. Dikkatli olalım diye aramış. Yani içeri girersek Selim elimin ajan olduğunu anlayacak. İçeri girersek eylem, giremezsek Nazlı mı ölecek? Çıkacağız Çaylak, çıkacağız buradan. Öz abim olsam bu kadar severdim seni, biliyorsun değil mi? Bilmem mi aslanım? Bilmem mi Çaylak? Vasiyetimdir. Ağlama, söyle Erkan, ağlamaz. Çaylak, Çaylak. Çaylak, kendine gel Çaylak! 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 Ne yapıyoruz hadi? Bir sakin ol. Eğer içeri girersek bir istihbarat elemanımızın hayatını tehlikeye atabiliriz.
Girmezsek de Nazlı'nın hayatını tehlikeye atacağız komutanım. Komutanım. Eylem her türlü bakar başının çaresine. Savunur kendini o. Nazlı'yı kurtarmalıyız bence. Göz göre göre ölüme terk edemeyiz onu. Korkacak bir şey yok. Bu seni rahatlatacak. Bütün korkuların gidecek. Sonra da öleceksin. Ne o? Uyutmadı mı? Sakin ol. Hayırdır, sen biraz gergin gibisin. Yo. Aslında gayet sakinim. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Gelen giden? Yok. Emin misin? Evet. Ne oldu, bir şey mi oldu? Hayır ama siz yine de dikkatli olun. Tamam. Bekleyin beni, geliyorum. Dikkat edin, nereye çıktı? Kahretsin basılık! Artık çok geç gördü bizi. Yerimizi bulmuşlar. İkiniz çıkın dışarı, çık! Allah'ım. Allah'a şükür ya. Eyleme mesaj at. Hemen çıksın oradan. Karabatak arkadan dolaş. Çık oradan hemen. Ne oldu? Önemli bir şey mi bu saatte? Yok, önemli değil. Geldiler işte. Şimdi geberip gideceksiniz eviniz.
Allah'ım şükürler olsun. Çaylak, dayan aslanım. Dayan Çaylak. Hadi aç gözlerini oğlum. Aç gözlerini. Çıkacağız buradan Çaylak. Çaylak. Dayan kocuğum. Dayan, çıkacağız buradan. Kurtulacağız. Dayan. Dayan Çaylak. Ses duydunuz mu? Ben bir şey duymadım. Ben de duymuyorum. Komutanım, biri seslendi sanki. Emin misin? Bilemiyorum ki. Belki de bana öyle geldi. Thank you.
Aslı. 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 Nazlı, beni duyuyor musun? Nazlı. Nazlı, beni duyuyor musun? Nazlı. Ne yaptılar sana? Nasıl ne yaptılar sana? Nazlı. Ne oldu Karabatak? Komutanım, uyuşturucu vermişler. Yüksek dozda olabilir. Acil ambulans. Hastaneye götürmemiz lazım. Komutanım. Fethi, arabayı hazırla hemen. Emredersiniz. Komutanım Nazlı. Komutanım Nazlı. Dayan, dayan. Dayan, yaşayacaksın. Yaşayacaksın. Çıkacağız buradan, tamam. Dayan, dayan. Dayan. Kimse yok mu? Sesimi duyan yok mu? Komutanım, Keşan, bu ses yukarıdan geliyor. Kardeşim, dayan. Sesimi duyan yok mu? Sesimi duyan yok mu? Kardeşim ölüyor lan. Kardeşim ölüyor. Duymuyor musunuz lan? Tahir. Keşanlı. Keşanlı! Hafız! 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 İyi misiniz? Hafız! Çaylak Kenan'ı! Araca çıkmamız lazım! Bize yardım edin! Çok kan kaybetti, ölmek üzere Hafız! Yardım edin! Ayşe! Ayşe kimsiz bir şey bulun, yardım edin! Tamam! Sakin olun! Sakin olun! Tahir, çevre güvenliği al. Emredersiniz komutanım. Komutanım, sakin olun. Bir girişi var mı? Yok, üstümüze yıkıldı. Buradan başka çıkacak bir yer yok. Çıkarırız. Çaylam, çaylam, dayan. Dayan, geldiler bak. Nasıl çıkacağız? Sen bu taraftan uzaklaş. Patlatıp deliği genişleteceğiz. Patlatacak. Patlatacak. Çaylak. Tamam. Tamam. Çaylak. Çaylak. Dayan. Çekeceğim seni. Tamam, dayan. Dayan. Alo. Askerler geldi. Nereden buldular burayı? Ben biliyorum gibi. Sen iyi misin? Ben iyiyim. Kaçtım. Ama diğerleri öldü galiba. Tamam. Görüşürüz.
Narsisyus değil mi bu? Sudaki yansımasına bakıp kendine aşık oluyor. Evet. En sevdiğim mitoloji kahramanlarından biri. Neden bu kadar çok seviyorsun? İnsanın kendine aşık olması bu kadar sık rastlanan bir durum değil. Eve bırakmamı ister misin? Acil bir işim çıktı da gitmem gerekiyor. Olur. Geç oldu tabii. Eylül Hanım'ı otelinde bırakın. Tabii Selim Bey. Buyurun. Yemek için teşekkürler. Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. Sen çaylağın yanına git de onu koru. Tamam. Tamam hadi. Biz hazırız. Patlat. Üç, iki, bir. Keşanlı, Keşanlı. İyi misin? İyiyim. Yetiştirmemiz lazım. Helikopter yola çıktı bile. Kaç saattir bu halde? Belki 6 saat. Nabzı var ama durumu çok kötü. Hadi çıkalım buradan. Hadi. Kızım. Kızım sakın bırakma kendini. İyi olacaksın. Tamam mı? Bak kurtuldun kızım. Sakın bırakma kendini. Sakın bırakma. Eylem'den haber var mı avcı? Mesaj attım komutanım. Haber bekliyorum. İyi misin? Çıktın mı? İyiyim, çıktım. Sorun yok. Eylem iyiymiş komutanım. Çıkmış. Oh, şükür. Kızım. Kızım kurtuldum bak. Az kaldı. Ateş, hadi bas gaza. Tamam komutanım. Dayan Nazım. Atacaksın. Nazım atlatacaksın. Duy sesimi anne. Lütfen siz bekleyin burada. Ne aldı? O almadı. Aşırı dozda uyuşturucu enjekte ettiler. Maddeyi biliyor musunuz?
Eroin olabilir. Alkol almış mıydı? Hayır. Zorla enjekte ettiler. Düzenli kullandığı bir ilaç var mıydı? Yok. Yok. Tamam. Siz lütfen bekleyin. Erdem, ne olacak şimdi? Kurtulacak. Merak etme. Kurtulacak. Kurtulacak da sonrası ne olacak? Güler abla, Nazlı nasıl? Müdahale ediyorlar şimdi. Tamam, ben bir gideyim bakayım bir şey yapabilecek miyim? Bağır. Ne olur kızını kurtar. Ne olur. Merak etme. En iyi şekilde müdahale ediyorlardır. Ateş nerede? Şimdi buradaydı komutanım. Böyle gidersek iki saatten önce varamayız. Komutanım, iki saat daha müdahale edemezsek çaylağı kaybedebiliriz. Bu kadar dayandı. Biraz daha dayanır benim aslanım. Acil müdahale edilmesi lazım komutanım. Çok kan kaybetti. Kanaması devam ediyor, bilinci kapandı. Ne öneriyorsun? Bir hastane bulabilseydik, sağlık ocağı da olur. Turnikeyi yenilerdim. Kesik damarları dikerim, hastaneye kadar idare ederiz komutanım. Burada yapamaz mısın? Mümkün değil. Durun. Tahir, hemen bak haritaya. Komutanım, 2 kilometre ötede bir köy var. Sağlık ocağı da var. Tamam. Hemen koş bir araç bul. Emredersiniz komutanım. Bir mesaj bile atmamış. Alo. Anne benim. Nasılsın? İyiyim kuzum. Hayır olsun bu saatte. Ya kusura bakma. Feyzullah aradı mı seni hiç? Yoo, niye ki? Ne bileyim, gece geç saatte görevden falan döndüler. Seni rahatsız etmek istememiştir belki dedim. Yok vallahi kuzum. Dünden beri haber yok. Gerçi onlar görevdedir ya. Biliyorsun bunların işleri biraz gizli. Anladım. Ben kendi kendime evham yaptım herhalde. Sen artık asker eşisin yavrum. Bu kadar evhamlı olma. Metanetli ol. Tamam. Tamam anneciğim. Vaktim müsait olursa bugün uğrarım yanına, olur mu? He, uğra. Görüşürüz. Görüşürüz haydi. Ramat gibi oğlan sen. Allah'ım sen evlatlarımızı koru yarabbim. Hiçbirini ayırma baş denmesin.
kepelesinler bir an önce o kansızları. Sağ olun komutanım. İyi misin? İçim acıyor. İçin acıyorsa bu iyi bir şey. Hala hayattasın demektir. Sanki bir mermi kalbimden içeriye girdi. Paramparça yaptı, dışarı çıktı. Vurulmayı, yaralanmayı hiç umursamadım biliyor musun? Ama böyle masum, günahsız insanların eline kıymık batsa daha çok acıyor insanın içi. Komutanım, sen Nazlı'yı tanıyorsun. Nazlı'yı biliyorsun. Nazlı karıncayı bile incitemez. Nasıl yaptılar ona bunu komutanım? O herifi bulunca onun kafasını kopartacağım. Onu parçalara ayıracağım. Onu dikine gömeceğim. Ama bunları yapamayacağım. Bunu hatırlayınca delirecek gibi olurum komutanım. Elim ayağım titriyor. Aklımı kaybedeceğim komutanım, ben ne yapacağım? Hepimiz yaşadık bu hissi. İnan hiçbir işe yaramıyor. Sadece o pisliklerden biri gibi oluyorsun. Komutanım, ben Nazlı'nın elini tutmaya kıyamıyorum. Günlerdir saçının telini yanımda gezdiriyorum. Ben Nazlı'nın bir damla gözyaşı için bütün dünyayı bir kibritin kabında tutuştururum komutanım. Nasıl yaptılar Nazlı'ya bunu? Nasıl kıydılar? Onların işi bu karabatak. Canımızı yakmak. Bizi doğru yoldan saptırmaya çalışıyorlar ama sapmayacağız. Değil mi? Emredersiniz komutanım diyecektin sanırım. Emredersiniz komutanım. Şükran denen karıyı en son buralarda görmüşler. Nerede? Şu ileride köyde bir çocuk bir kadın görmüş. Saklanıyormuş bir mağarada. Toparlanın gidip bir bakalım. Saklanın, birileri geliyor. Bunlar kim? Türk askerine benziyorlar. Köye doğru gidiyorlar. Ne işleri var ki köyde? Toparlanın. Gidip bir bakalım. Hadi. Hadi. Tamam, temiz. Hadi. Dikkatli olun, sarsmayın. Hadi. Ne oluyor? Kimsiniz? Sakin ol Türk askeri. Yardım et.
Doktorunuz var mı? Doktor yok. Bayağıdır yok. Tamam, ilaç dolabınız nerede? Şurada. Vücut ısısı iyice düşmüş. Normal. Çok kan kaybetti. Ya tamam. Kan kaybetti falan ama iyi idare ediyor. Koçum, şu ana kadar gayet iyi gidiyorsun. Tamam, bayıldım falan ama normal. Şimdi Aşık abin sana bir operasyon çekecek. Zıpkın gibi kalkacaksın, tamam? Aşık, hadi Aşık. Komutanım, üstüne çıkaralım. Hadi Aşık. Buralar güvenli mi? Dün gece bir grup görmüşler. Sanırım 5-6 kişilermiş. Bir kızı sormuşlar. Hangi kız? Kız teröristlerden kaçıyormuş, teröristler de onu kovalıyormuş. Yani civarda birileri olabilir. Evet. Muhtarınız var mı? Var, yolun sonundaki. Tahir, hemen muhtara koş, durumu anlat. Terslik olursa sakin ol. Önceliğimiz Çaylağı buradan çıkarmak. Emredersiniz komutanım. Koş. Aslanım, iyi olacaksın. İyi olacak. İşte sonra çıktım yanından. Anladı mı seni? Yani emin değilim. Sonuçta başka bir türlü de bulmuş olabilirler Nazlı'yı. Benim verdiğim istihbaratla da bulmuş olabilirler. Takip ediliyor musun? Hayır, dikkat ediyorum. Şimdilik her şey rutinde devam etsin. Tamam. Allah kahretsin! Nasıl anlamadım? Nasıl anlamadım ben bunun istihbaratçı olduğunu? Demek malları böyle kaptırdık. Madem istihbaratçı olduğunu anladın, niye öldürmedin? Ne fark eder? He? Nerede yaşadığımızı, ne yaptığımızı her şeyi biliyorlar zaten. Ne fark eder? Ne yapacağız peki? Hiçbir şey yapmayacağız. Anladığımı bile anlamayacak. Hiçbir şey belli etmeyeceğim. Neden? O benimle oynadı. Biraz da ben onunla oynayayım. Eylül Hanım beni hafife almanın cezasını çekecek. Eylül. Belki adı Eylül de değildir. Alo? Eylül? Selim. Çok mu özledin beni? Bir an bile aklımdan çıkmıyorsun ki. Ne zaman görüşeceğiz? Benim biraz işlerim var. Çıkarken tedirgin gibiydin biraz. İyi misin? Selim, ben seni çok iyi tanıdığımı düşünmüyorum açıkçası. Anlatacağım Eylül. Hakkımda ne bilmek istiyorsan anlatacağım sana. Ne olur ısrar etme. Eylül. Hani seninle gittiğimiz şu restoran var ya, saldırıya uğradığımız. Seni orada bekleyeceğim. Tamam, bakarız. Bekliyorum. Fethi. Çolak'la işimiz tamamen bitti aga. Büyükelçiyle konuştum. Bizi satmanın bedelini ağır ödeyecek diyor. Herkes görecek. Bu topraklarda kendi kafasına göre iş yapmanın bedeli neymiş? Sayın Büyükelçim nerede? Kızının mezuniyetine gitti. Birkaç gün sonra dönecek. Yalnız bize sahadaki organizasyonu yönetecek karizmatik biri lazım. Karizmatik? Evet. Para. Kimdeyse karizma ondadır aga. Doğru. Derman. Derman bu işi halleder. Çolak'tan çok daha iyi iş çıkarır. Zeki ve sadık bir adam. Adını hiç duymadım. Ortalarda gezmeyi pek sevmez. Ama bizi kıracağını sanmıyorum. Evet, Türk askeriyiz. Arkadaşımız yaralı. Tamam, hemen geliyorum.
Hadi gidelim. Gel. Canım. İyi misin? İyiyim. Nazlı nasıl? Müdahale ettiler. Daha iyi olacak. Sen ne yaptın? Anladın mı Selim? Bilmiyorum ya. Anlasa salmazdı beni herhalde. Belki de anladı. Sana belli etmiyor. Yani o da bir ihtimal. O ne demek şimdi ya? Yani bilmiyorum. Anlayacağız demek. Eylem, bu iş iyice canımı sıkmaya başladı. Adam her şeyi anlamış olabilir. Sana tuzak kuruyor olabilir. Konuş üstlerinde, anlat durumu. Çık şu herifin yanından ya. Konuştum, devam et diyorlar. Ya ne saçmalıyorlar? Hayatın tehlikede diyorum, anlamıyor musun? Ya senin de hayatın tehlikede, ben sana askerliği bırak diyor muyum? Ben nasıl bırakayım? Ben niye bırakayım? Ha, kadınım diye diyorsun değil mi? Ben kadınım, kendimi koruyamam. Ama sen erkeksin, bütün mermilerin üstüne kendini atabilirsin. Eylem, saçmalama. Ne alakası var? Ne demek ne alakası var ya? Çok alakası var. Senin gözünde ben böyle kendini koruyamayan, korunmaya muhtaç, böyle kendi kendine bakamayan biriyim değil mi? Eylem, ben öyle bir şey dedim mi? Konumuz bu değil ayrıca. Ne? Ya adam seni her an öldürebilir, endişeliyim ya! İyi de neden? Çünkü seni çok seviyorum! Sana bir şey olacak diye çok korkuyorum. Saçının bir teline zarar gelecek diye aklım çıkıyor. Bunu anlaması bu kadar mı zor? Canım. Korkma. Hepsi geçecek. Kızım. Kızım. Ben çıkayım. Anne. Merda. Yapma böyle. Bak. Nazlı görse çok üzülür. Hadi kalk. O benim her şeyim. Benim de. Güler, bana dürüst ol. Ben Nazlı'yı çözdüm mü? Asla. Sen onun için hep çok iyi bir babaydın. Sana hep tapardı. Ateş konusunda, ha? Ateş konusunda bana kızgın mı? Hayır. İçinde bir yerlerde hep biliyordu senin doğru olanı yaptığını. Hem o daha çocuk. Bizim hala küçük çocuğumuz. Ben senin için endişelenmiyor muyum sanıyorsun? Her an ölüm haberin gelecek diye korkmuyor muyum zannediyorsun? Robot muyum ben? Tamam. Haklısın. Eminim öyle hissettiğine. Öyle tabii. Bak, biz bu yola bile isteye girdik. Ölümse ölüm, benim korkum yok. Yani bu adamları durduracaksak gerekirse ben ölürüm. Sen yine de yaşamaya bak. Merak etme, seviyorum yaşamayı.
Bütün bunlar bir gün bitecek. Beraber uzun bir tatile çıkarız. Çıkarız. Ama tatile çıkmadan sen git bir Nazlı'ya bak istersen. Bana da haber ver. Tamam. Ben de gelmek isterdim ama bu aralar pek ortalarda görünmesem daha iyi. Evet. Kendine dikkat et lütfen. Başın sıkışırsa ne yapacağını biliyorsun değil mi? Gökyüzüne bakıp 3 kez avcı diyeceğim. Nazlı nasıl? İyi görünmüyordu. Düzelecek ama. Evet ama tedavi süreci kolay olmayacak. Bir şırıngayla bile bağımlı olabilirsin. Nasıl ya? Bir taneyle. Maalesef. Allah'ım. Sen iyi misin? İyiyim. Bugüne kadar çok şey atlattık beraber. Bunu da atlatacağız mecbur. Efendim. Komutanım. Size kötü bir haberim var. Çaylak yaralı. Ne? Durum nasıl? İyi değil komutanım. Ağır yaralı. Burada bir sağlık ocağına getirdik. Helikoptere yetişmeye kalkışsak kaybedebilirdik. Tamam, elinizden geleni yapın. Aşık müdahale etti. Kanamayı durdurdu. Fakat durumu hala çok kritik. Acil oraya getirmemiz lazım. Ama yerinden oynatmak bile çok tehlikeli. Ve dışarıda bazı gruplardan söz ediliyor. Komutanım arz ediyorum. Kapatma telefonu. Hatta kal. Komutanım. Ne oluyor? Çaylak ağır yaralanmış. Ne? Bir sağlık ocağına götürmüşler. Helikoptere gitseydik kaybederdik diyorlar. Bölgede sakat bir bölge. Teröristler varmış. Tamam. Ali Aydar'la konuş. Gerekli tedbirleri alıp orada beklesinler. Ben de yardım için konuşacağım hemen. Komutanım kendinizi sağlam alıp orada beklemenizi söylüyor. Emredersiniz komutanım. Hemen hızlanıp çıkıyoruz o zaman. Yok. O kadar zamanımız yok. Ben bir komutanlıkla konuşayım. Yakın bir komando tugayından destek talep ederiz. Nasıl emredersiniz? Ailesine haber verecek miyiz? Vermemiz lazım. Emredersiniz. Yardım gönderecekler. Sağlık personeli de. Ayağım kocam az kaldı. Hadi. Geçmiş olsun. Sağ ol dayı. Var mı yapabileceğimiz bir şey? Malum. Civarda terörist unsurlar varmış. Köylüleri söylerseniz uyanık olsunlar. Sağlık ocağındalar. Asacak mıyız? Hele bir dur. İçeride kaç kişi var acaba? Kalabalık olabilirler. Gidip bakalım. İçeri nasıl gireceksin lan? De hadi. Sen de soyun hadi. Mevzini al. Gördüğünü vur. Tamam. Bizi de birazdan gelip alacaklar. Tamam kurban olduğum. Biz Türk askerine her zaman yardım ederiz. Ben şimdi gidip söyleyeyim. Kim var kim yok haber vereyim.
Geçmiş olsun. Sağ ol. Sen adamı gördün mü? Evet, gördüm. Çizebilir misin? Tabii ki de çizerim. O zaman seni bir emniyete götürelim. Şu geçen yakaladığımız torbacıya bir bak. Tamam, olur. Beraber gidelim o zaman. Süper olur. Hadi gel. Hayırdır, nereye? Ben başkomiserle beraber emniyete gidiyorum. Göz üstü hemen gelince haber verirsin, tamam mı? Tamam. Görüşürüz abici. Kolay gelsin. Size de. Komutanım, kim bu? Komutanım, kim bu kadın? Hafıza ateş etme. Bu kadın. Fatma'nın katili. Yaklaş! Yaklaş! Tahir! Temiz. Dön arkanı! Diz çök! Çök! Tahir, üstünü ara. Temiz komutanım. Kelepçe. Sen haklıydın. Başından beri sen haklıydın. Çok pişman. Neyine pişmansın? Kardeşimin haline bak. Delik deşik oldu. Ölecek mi kalacak mı belli değil. Keşanlı, sakin. Ne sakini komutanım? Ne sakini? Bu kadın senin karını öldürdü. Biliyorum. Teslim olacağım. İtiraf edeceğim. Bildiğim her şeyi anlatacağım. Allah hepsinin cezasını versin. Pişmanmış. Pişmanlı. Bana bak. Ne olur affet beni. Ne olur affet. Çok pişmanım. Ne olur affet beni. Dilemen gereken ben değilim. Kimden dilemem gerekiyorsa ondan dileyim. Ölün affet beni. Allah'tan. Götürün şunu.
İyice bağlayın, dikkat edin. İstihbaratı teslim edeceğiz. Emredersiniz. Komutanım. Yapabilecek misiniz? Yapacağım, mecburum. İstersen ben arayabilirim suyu. Olmaz. Feyzullah benim timimle. Bu benim görevim. Hanım al, ne istediysen aldım. Sadece o istediğin tereyağı yoktu. Tamam. Koş şöyle. Efendim? Suat amca, ben Yavuz Üsteğmen. Esma teyze yanındaysa yalnız olduğun bir yere git. Tamam. Yavuz, evladım yalnızım. Ne oldu söyle. Feyzullah'a bir şey mi oldu yoksa? Sakin ol Suat amca. Ne olur sakin ol. Feyzullah yaralandı. Sınır ötesinde ama getireceğiz. Durumu iyi. Yavuz, kurbanın olayım, doğruyu söyle. Gitti mi oğlum? Aldılar mı Feyzullah'ımı bizden yoksa? Suat amca, sana yemin ediyorum oğlun yaşıyor. Ben sadece Esma teyze duymasını istedim. Anlamasın şimdi. Zaten hassas. Kaldıramaz yüreği. Senin güçlü durman lazım. Ne yapayım, geleyim mi? Gelsen iyi olur Suat amca. Esma teyzene söyleyeyim mi? Sen nasıl istersen Suat amca. Ben bir gelişim olursa haberdar ederim. Sen kimle konuşuyorsun fısır fısır? Hiç ya, bizim dayı oğlu. Paraya sıkışmıştı, onun için arıyor. Bana bak, senin betin benzin atmış. İyi misin? Yok yok, iyiyim. Biraz başım döndü, hepsi o. Allah Allah. Hayır olsun inşallah. Kim o adam? Bilmiyorum komiserim. Bilmiyorsun. Bana da biliyormuşsun gibi geliyor. Niye öyle geliyor? Vallahi bilmiyorum. Bak koçum. Bak aslanım. Ben bu mesleğe başladığım uzun zaman oldu. Böyle bir adamın gözünün içine baktığım zaman kim yalan söylüyor, kim doğruyu söylüyor, şıp diye anlıyorum. Sonuç, sen bayağı yalan söylüyorsun. Abla valla... Şşş.
Demin komiserim diyordun. Ne oldu ablaya döndük? Bu ne demek biliyor musun? Bir ikna yönetimi. Bir samimiyet. Tanısam niye söyleyeyim? Zaten yakalanmışım. Zaten içeri giriyorum. Tabii. İçeride şişletirler. Dışarıda da ailene zarar verirler. Korkmakta çok haklısın. Ama bak şöyle yapacağız. Çocuklar bir bakın. Buyurun başkomiserim. Arkadaş serbest, salın. Nasıl komiserim? Serbest, salın. Ne oluyor ya? Koçum şu oluyor. Sen şimdi buradan böyle tıpış tıpış çıkıyorsun, sokaklarda geziyorsun. Senin babaların da diyor ki, ya bunu polis yakalamıştı. Bir de salmışlar. Ha, bu muhbir. Ben de böyle ufaktan sağda solda bu bizim adamımıza dedim mi, evler yansın. Gebertirler beni komiserim. Ulan it! Bu kadar korkuyorsun, niye söylemiyorsun ha? Kim bu adam, kim? Şöyle. Azıcık insan ol. Emredersiniz komutanım. Hadi hazırlanın, çıkıyoruz. Helikopter yolda. Bu ne olacak? Aha, kardeşim kendine geliyor. Çaylak. Çaylak. Komutanım şoka giriyor. Ne şoku ya? Tut, tut, tut. Komutanım yardım lazım. Elinden geleni yap. Aşık bir şey yap, aşık. İki kişi geliyor. Dikkat et Tahir, keşanlı kapı. Çaylak. Yardım edin. Yardım edin, arkadaşım çok hasta. Yardım edin. Dur şöyle. Yardım edin, arkadaşım çok hasta. Geç şöyle kardeş. Allah kahretsin. Herkes dikkatli ve uyanık olsun. Hayır. Yat yere yat! Yat! Dikkatli olun. Bana yardım et. Tamamdır. Aşık gözünü seveyim Çaylak'a, dikkat et. Bir ara daha aldığımı kurtaramayız artık. Dikkat et ne olur. Komutanım, keskin nişancı var. Çıkarma kafayı, çıkarma. Sıkı tut, sıkı tut. Komutanım. Sen yanında kal, tamam mı? Tamam. Geliyorlar. Tahir, kapıyı aç. Aç, sonuna kadar aç. Bırakın gelsinler. Bırakın gelsinler. Keşanlı. Elvan Başa! Tamam. Yeter lan!
yeter yeter! İşiniz gücünüz adilik şerefsizlik! Vermeyeceğiz lan size canımızı! Kardeşimi de vermeyeceğim! Arkadaşımı da vermeyeceğim! Hiçbirinizi vermeyeceğim! Helikopter inmek üzere. Hepsini alıp gelecek. Karabatak da beni aradı şimdi. İstihbarat görevi için sınır ötesine doğru yola çıkmış. Bir torbacıdan ismi almışlar. Güzel. Feyzullah'ın ailesiyle görüşebildin mi? Görüştüm, babasıyla görüştüm. Allah yardımcımız olsun. Karabatak'tan gelecek habere göre avcıyı alıp çıkacağım. Uygundur. Kimse var mı? Keskin nişancı var. Nerede lan bu? Göremiyorum komutanım. Söz verdim kendime. Ağlamayacağım. Ağlasan ne olacak ki? Nasıl rahat ediyorsun öyle yap. Hayır. Ağlayıp da o adamları mutlu etmeyeceğim. Sırf bunun için yapıyorlar biliyor musun? Canımızı acıtmak için yapıyorlar. Ama ağlamayacağım. İyi misin? İyiyim tabii. Hiç ağlamadım. Ağlamayacağım da. Ben dayanamadım. Neredesin lan? Neredesin? Bir şey görebiliyor musun? Henüz değil. Bak bak görüyor musun? Evet orada. Ben kapıdan çıkar gibi yapayım. Beni hedef alır. Siz de şuradan indirirsiniz. Olmaz. Tehlikeli. Hayatını tehlikeye atamam. Nasıl yapacağız peki? Üçümüz birlikte çıkacağız. Ya o birimizi vuracak ya biz onu. Utan benlik sevdim bunu. Çaylak güvende değil mi? Güvende. Görüş imkansız. Tamam. Eğer. Saat 11 yönünde çalılıkların arkasında. 3 deyince çıkıp adamı indiriyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Emredersiniz. Emredersiniz komutanım. Pozisyon al. Başka kimse? Hayır komutanım. Bu sonuncuydu. Aslanlarım benim. Aslanlarım helal olsun. Helal olsun.
Nedir durum? İlk müdahalemize olumlu sonuç verdi. Ama maalesef vücuduna zerk edilen uyuşturucu miktarı oldukça fazla. Şimdilik ölümden döndü. Sonrası için biraz beklememiz lazım. Tamam, bekleriz. Yapacak bir şey yok. Görebilir miyiz? Tabii, buyurun. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk oldu. Hoş geldin. Var mı bir gelişme? Daha iyi. Siz bir şey bulabildiniz mi? Kan örneklerini laboratuvara sevk ettik. Nasıl bir uyuşturucu anlamaya çalışıyoruz. Torbacı da bir isim verdi. Haberimiz var. Komutanım, Karabat'a haber vermemi ister misiniz? Ara. İyi misin? Hala. Geçtin değil mi sınır ötesine? Geçtim. Adamı buldum bile. Tamam. Biz gelmeden sakın bir delilik yapma. Söz veremem. Saçma sapan konuşma Ateş. Yavuz komutanım senden haber bekliyor. Biz de çıkacağız ona göre. Bana bak. Sakın bir delilik yap, Nazlı yüzme. Nazlı yüzeceğimi bileklerimi keserim daha iyi. Nazlı nasıl oldu? Yeni bir şey var mı? Kendine geldi, daha iyi. Beni sordu mu? Sormuştur muhakkak. Bizi bekle, tamam mı? Tamam. Kızım, iyisin, korkma. Canın yanıyor mu? Çok uykum var. Uyursun kızım, uyursun. Baba, Ateş burada mı? Göreve gitti. O olmasaydı ölmüştüm değil mi baba? Allah korusun. Sen şimdi bunları düşünme. Dinlenmene bak. Başkasını mı bekliyordun yoksa? Hayır, ama seni de beklemiyordum. Telefonda kendimi çok ikna edici bulmadım. Ben de geleyim istedim. Gerek yoktu. Isrardan pek hoşlanmıyorum. Biliyorum, biliyorum. Ama ısrar etmeden de duramıyorum. Pardon. Tuvaleti kullanabilir miyim? Tabii. Alo, ya işim var demedim mi sana? Tamam, bu kadar acilse bu akşam gerçekleştirin. Kızdırmayalım ağababayı. Evet. Aynı protokol. Tamam, hadi, daha işim var, konuşamıyorum şimdi. Hadi. Kusura bakma. İş. Ben olmadan hiçbir mesele çözülmüyor. Bu ara bir ihale almaya çalışıyoruz da burada. Ne ihalesi? Alışveriş merkezi. Karabayır gelişiyor. Biz de yatırımları buraya yönlendirdik. Ne güzel. Ne yapıyoruz akşam? Hiçbir şey. Üzgünüm, gelemem. Üzersin beni. Gelmek isterdim ama benim de işlerimle ilgilenmem lazım biraz. Tamam. Ama yarın bırakmam. Bak, kapına geldim. Yarın olsun, bakarız. Yarın görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de.
Ben bilgiyi verdim. Sen parayı yola çıkar. Emin misiniz? Çok büyük bir miktar. Eminim. Bir şey anlamadığımı sansınlar yeter. Para sorun değil. Siz bilirsiniz. Hadi gidelim. Her şey normal gibi. Selim bir tuzak hazırlamamış. Olabilir. Ama başka çaremiz de yok. O parayı almalıyız. Adamlar yerini aldı mı? Hı hı. Her şey hazır. Şu Derman denen adam ortaya çıkarsa sizi tanımaz mı? Tanır. Ve her şey mahvolur. Bu yüzden Çolak'tan bir an önce bilgi almalıyız. Eylem. Selim'den para nakliyle ilgili bir bilgi almış. Bugün bir para transferi olabilirmiş. Bakalım Selim Bey doğru mu söylüyor yoksa yem mi atıyor? Ya bir tuzak kurduysa? Olabilir. Ama başka çaremiz yok. Eylemin açığa çıkıp çıkmadan ancak böyle öğrenebiliriz. Hem bir taşla iki kuş vuracağız. Bu parayı alırsak Çolak'ı da konuşturabiliriz. Profesör, sesimi mi özledin? Umarım bana güzel haberlerim vardır. Olmaz mı canım benim? Sana söz verdiğim parayı bugün getireceğim. Sen o kadar zengin miydin ya? Ben değilim. Ama sayın büyükelçimiz öyle. Ben bir kere denedim. İkinciyi zorlamak hiç akıllıca değil. Merak etme. Ben senin için halledeceğim onu da. Şu anda senin için tereyağından kıl çekiyorum. Şaşırıyorum sevgilim. Ben bu dermanın senin için bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum açıkçası. Kişisel bir mesele değil canım benim. Ticaret yapacağız. Tamamen duygusal diyorsun yani. Aynen öyle. İyi. Güzel. Beklerim. Çolak kıvama geldi. Çolak'a gerçekten para verecek miyiz? Vereceğiz tabii canım benim. Vereceğiz. Aman, gelinim geldi. Boncuğum gel. Gel kurban olurum annesine kızım. Çıkar çıkar çıkar. Oy gel öpeyim. Oh. Oh. Geç sen ben geliyorum. Hadi. Ah babacığım. Hoş geldin kızım. Babacığım, iyisin değil mi? İyiyim kızım, iyiyim. Yok bir şey. Sen ne yaptın kızım? Ya anneciğim, gelinliklere bakmaya başladım bak. Ne modeller var. Ay ay ay. Görsen aklın şaşar. Aman. Ay ne yakışır boncuğuma be. Tüm maşallah. Fezmi natürme de şöyle bir damatlığı çektik mi? Vallahi jilet gibi ha. Ay nazar değecek diye korkuyorum. Bak. Şu modeli beğendim ama biraz yakası açık gibi mi? Yok be.
Sonuçta gelinlik bu yavrum. Bu adlı kazak giyecek değilsin ya. Ben sana. Ay çok güzel. Ay çok güzel baksana. Feyzullah. Feyzullah yaralanmış. Nasıl baba? Oğlum vurulmuş. Getiriyorlarmış. Kim? Feyzullah mı? Kim söyledi bunu? Yavuz komutan söyledi. İyi olun dedi. Baba, baba Allah rızası için söyle. Şehit mi oldu? İyi dedi vallahi kızım. Yani koca subay yalan söylemez herhalde değil mi? Allah'ım lütfen. Hayır ya. Alo. Alo. Bahar ben bir şey duydum doğru mu? Bahar yalvarırım doğru söyle. Doğru. Feyzullah yaralanmış. Ya nerede, nasıl? Biliyorsun böyle şeyleri gizli tutuyorlar. Ama yoldalar, geliyorlar. Çok mu kötü Bahar? Yalvarırım doğru söyle bana, yalvarırım. Canım benim, bilmiyorum. Bilsem söylemez miyim? Sınır ötesindelermiş. Allah'ım. Biz hemen ilk uçakla geliyoruz, tamam? Hayır. Paraları bulduk. Burası temiz. Anlaşıldı. Paraları yükleyin. Paraları alıyoruz. Demek ki eylem güvende. Selim hiçbir şey anlamamış. Göreceğiz bakalım. Teslimatta sıkıntı çıkmazsa Selim hiçbir şey anlamamış demektir. Sıkıntı yok. Teslimat sağlam çıkmış. O zaman operasyona devam ediyoruz. Ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Bizi yemlemiş de olabilir. O ihtimal her zaman var. Dikkatli ol. Hareketlerinde bir gariplik sezersen bildir. Tamam. Takip edilmediğinden emin ol. Ateşle oynuyorsun güzelim. Bu işin sonu kötü bitecek. Türk askerlerine yardım eden köylülerin hepsini aldınız mı? Sadece muhtar yardım etmiş. Derman köyde kim varsa istiyorum dedi. Hepsini topladık. Yaşlı, genç, kadın, erkek herkesi topladık. Derman geliyor. Arkanızı dön. Yüzünü görürseniz hepimiz öldürür.
Alo. Bahar, biz şimdi indik uçaktan. Feyzullah'tan haber var mı? 3 saattir ameliyatta. Bekliyoruz işte. Tamam canım, geliyoruz. Bahar, iyi değil mi? İyi olacak değil mi? İnşallah canım. Demek Fatma'nın katilini buldunuz. Evet komutanım. Kadın Ali Haydar komutanımın ayaklarına kapandı resmen. Nerede şimdi? Taburda kaldı. Kızı istihbarata teslim ediyor. Tamam. İmzalayın şurayı. Teşekkürler. Gerçekten karnınızı mı öldürdü? Hayır. Karımı ben öldürdüm. Nasıl yani? Uzun hikaye. Şunu bil Tahir. Başına gelen her şey bir imtihan. Para bir imtihan. Evlat imtihan. Eş imtihan. Ölüm imtihan. Hayat baştan başa bir imtihan. Dersini çalışmazsan sınıfta kalırsın. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Çıkmadım hala. Bekliyoruz, bekliyoruz. Sizin kıza da iyileşmiş bu namussuzlar. Su anlattı yolda. Atlatacağız inşallah. Atlatacağız. Komutanım, size de geçmiş olsun. Çok sağ ol. Pencereden kar geliyor. Aman annem, gurbet bana zor geliyor. Gurbet bana zor geliyor. Aman annem, gurbet bana zor geliyor. Ben öleyim. Sevdiğimi eller almış. Feyzullah'ım. Aman annem, o da oğlum. Bana. Oğlum, Feyzullah. Feyzullah. Oğlum. Müsaade edin lütfen. Yoğun bakımı alıyoruz.
Ne olur bir şey söyleyin. İyi olacak mı? İyileşecek mi? Elimizden geleni yaptık. Şu birkaç saat biraz kritik. İnşallah atlatacak. Şimdi müsaadenizle. Meyzuma. Meyzuma. O da harge. Meyzuma aç gözlerini. Meyzuma lütfen aç. Lütfen. Ben ne yapıyorsun annem sen? Sen artık asker eşi sayılırsın. Yakışıyor mu bu hareketler bize? Anne, ona bir şey olursa. Olmayacak. Olursa da vatan sağ olsun diyeceksin. Öylesi yakışır. Hadi bakayım. Sıç şimdi gözünü. Güçlü olacaksın. Dirayetli olacaksın. Anladın mı benim güzel kendim? Gel bakayım bana sen. Biz güçlü olacağız. Hadi çıkalım. Hadi. Araçları tahliye etmek için kullanıyorlar. Bizim adamımız en üst katta. İçeride bir tane asansör var. O da çalışmıyor. Her tarafa adamlarını yerleştirmişler. Yüksek ihtimalle burayı uyuşturucu imalatı için kullanıyorlar. O zaman hatırlat da çıkarken komple yakalım bu binayı. Seve seve. Dikkatli olmalıyız. Eğer en üst kata kadar ilerleyeceksek seri olmamız lazım. O herif Nazlı'ya yaşattıklarının bedelini tek tek ödeyecek. Tabii ki. Ama eğer mümkünse adaletin önünde hesap verecek, değil mi Karabatak? Evet komutanım. Beyler, bakın zor bir gün geçirdik. Yakınlarımız, sevdiklerimiz, can yoldaşlarımız yaşam mücadelesi veriyor. Ama biz yılmadan, yorulmadan yolumuza devam etmeliyiz. Bu zehir tacileri burada kendini güvende hissetmemeli. İşledikleri suçun cezasız kalmayacağını bilsinler. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. İstediğini getirdim canım benim. Taze marul kokusu. Her zaman özlerim. Anlaşma anlaşmadır. Aşağıda adamları dağıtın. Diğer ikisini sonra arazidekileri dağıtacağız. Kimseyi kayırmayın. Herkese eşit miktarda. Senin payın bende. Hadi bakalım. Sıra sende. Ben sözümü tuttum. Anladım. Yani
Derman'la ilgili ne biliyorsan konuş, dinliyorum. Derman'la kim? Benimle dalga mı geçiyorsun sevgili Çolak? Derman ismini ilk defa senden duyuyorum. Şimdi oyun oynanacak zaman değil sevgili Çolak. Beni kızdırıyorsun. Kız. Kızarsan kız. Kızsana. Kız bakalım ne olacak? Büyükelçinin bu kadar yıllar üzerine çalıştığı plana, iki çanta paraya sana anlatacağımı sanmıyordun değil mi? Çok yazık. Büyük bir hata yapıyorsun sevgili Çolak. Hiç sanmıyorum sevgilim. Dikkatli git. Hadi çabuk çabuk getir Masi. Git haber ver. Gelsinler. Tek sıra, tek sıra. Hadi diğerlerini çağır çabuk. Tamam abi. Hadi topla. Sırayı bozmayın. Eyvallah abi. Anacığım. Öyle güzel bir evlat yetiştirmişsin ki. Pırlanta gibi. Sağ ol evladım. Sağ ol. Dua et Emi. Senin de kalbin tertemiz maşallah. Dua et. Uyansın oğlum. Açsın gözlerini. Anacığım, bildiğim ne kadar dua varsa ediyorum. Senin oğlun benim de kardeşimdir Feyzullah. Mücahit. İyi olacak değil mi? Yengem, sen hiç merak etme. Çok iyi olacak. Hem istese de şehit olamaz ki zaten. O ne demek öyle? Yasakladım ben onu. İlahi. Deli misin, divane misin oğlum? Yani deli olduğumu söylüyorlar. Ama doğru diyorum bak. Şehit olmak yasak ona. Feyzullah bizim gözümüzün bebeği, gönlümüzün çaylağıdır anacığım. Burada abisi dururken ondan önce şehit olmaz o. Dinler abisinin sözünü. Açacak gözlerini bak. Göreceksiniz açacak gözlerini. Vallahi. İnşallah, inşallah. Hem daha düğününüzde şahidi olacağım ben ona. Böyle siz evet derken yerli yersiz şakalar yapacağım. Damat halayının halay başı olacağım. Böyle kardeşimi havaya atıp tutmayı unutacağım. Oo, daha çok işimiz var. Bak, sözümü de aldım. Üç oğlunuz oluyor. İsimleri Mücahit 1, Mücahit 2, Mücahit 3. Bir de kızınız oluyor. Onun neymiş? Mücahide. Mücahide mi? Aynen. Cahit Cahide oluyorsa Mücahide neden olmasın yani? Değil mi? Sonuçta. İlahi. Hep gülsün yüzünüz ya. Şöyle gülün. Aslanlar gibi çıkacak kardeşim. Göreceksiniz. İnşallah. İnşallah.
Şahin'ki. Şahin. Şahin'ki dinlemede. Görüşün nasıl? Net. O zaman başlıyoruz. Beni Allah kahretsin buldular beni. Ben söyledim Derman'a. Beni daha uzak bir yere gönder dedim. Merak etme, seni alamazlar. Nasıl alamazlar? Türk askeri onlar. Bizi küçük görme. Bırak muhabbeti. Adamlar geliyor. Tamam, sen de içeri geç. Bekleme burada. Herkes aldı mı? Aldık abi. Eyvallah. Tamam. Evet beyler. Aynen size söz verdiğim gibi. Bundan sonra en ufak bir sıkıntı olmayacak. Her şey yoluna girecek. Ve sizlerle birlikte Çolak da yeniden doğacak. Göreceksiniz. Yaşa tabi, yaşa. Bana iyi görünce yaşa. Gel!
askeri burada. Buldular beni. Bir şey yapın. Türk askeri mekanı bulmuş. Ne yapalım? Tamam. Destek gönderiyoruz. Sen idare etmeye bak. Ne zaman göndereceksiniz? Daha fazla dayanamam. Alo. Alo. Çolak lan bu. Ne? Bildiğin dalga geçiyor bizimle. Bu paralar sahte. Adam resmini basmış. Bu çolak iyice kafayı yedi. Artık yeter. Benim daha fazla tahammülüm kalmadı. Benim de. Benim de. Benim de kalmadı. E artık ne duruyoruz? Evet ya. Bitirelim şu meseleyi. Çolak. Ne oluyor yine? Para işte. İyi bak, iyi. Dalga mı geçiyorsun bizimle? Çolak, nasıl sürprizimi beğendin mi? İyi günlerde harca. Bunun hesabını soracağım. Duydun mu beni? Bunun hesabını soracağım. Emin ol soramayacaksın sevgili Çolak. Karşında kim var sevgili Çolak? Biraz sıkışmış gibisin sanki. Aklın başına gelir de dermanla ilgili benimle konuşmak istersen bana dönüş yaparsın. Öptüm seni canım benim. Gidelim mi, bekleyelim mi? Bekleyelim. Biraz manzarayı izlemek istiyorum. Artık yeter Çolak. Dayanacak gücümüz kalmadı. Sürekli oyalıyorsun bizi. Size çıkın dışarı dedim. Çok ciddiyiz Çolak. İndir o elindeki silahı. Delik deşik ederiz seni. Sen bana böyle bir şey söylemeye nasıl cesaret edersin? Lan! Bırak! Bırak! At silahını! Şerefsiz! Nasıl kıyarsın lan benim sevdiğim kıza? Nasıl yaparsın lan bunu? Geberteyim mi lan seni? Geberteyim mi lan seni? Öldürme! Ne biliyorsam anlatacağım. Her şeyi söyleyeceğim sana. Bildiklerini öğrenmem benim bir saatimi alır lan. Ne olur yapma. Konuşma. Kapat lan çeneni.
Sadece 2 dakika lütfen. Tamam. Oğlum şu haline bak. Bu sana bunu kim yaptıysa elleri kırılsın inşallah. Oğlum bak. Annecin burada. Su burada. Babam burada. O deli olan burada. Kardeşim diyor da başka bir şey demiyor. Ne şanslısın be Feyzullah. Seni böyle seven abilerin var. Hadi sen de üzme bizi. Aç gözlerini yavrum. Aç gözünü kuzum. Uyan anne. Uyan. Bahsetti bunlardan. Normal. Geçecek hepsi. O adamlar bana ne verdi? Belli oldu mu? Sen şimdi bunları düşünme kızım. Dinlenmene bak. Öğrenmek istiyorum baba. O adamlar bana ne verdi bilmek istiyorum. Öğreneceğiz kızım. Öğreneceğiz. Merhaba. Merhaba. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Annem. Üşüyorum. Tamam annem. Tamam. Ben sizi bir dakika alayım. Tekrardan geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ ol. Karabatak. Karabatak dur. Komutanım. Nazlı'ya iğneyi vuran bu. Bu yaptı komutanım. Bu şerefsiz yaptı. Tamam sakin ol. İntikam almak bizim işimiz değil biliyorsun. Komutanım. Bu sefer çok farklı. Bu sefer çok farklı komutanım. Farklı olan bir şey yok. Görev görevdir. İndir o silahı. Emre diyorum sana. Komutanım ben bunu geberteceğim. Komutanım ben bunu öldüreceğim. Ben bunu geberteceğim komutanım. Daha yeni kafama göre hareket ettim diye askerliğim ediyordum. Ne yaşadığımı bir ben biliyorum bir de Allah biliyor. Aynı şeyleri yaşamanı istemem. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlayabiliyorum. Ama emin ol bu silahı indirmezsen acıların dinmeyecek. Katlanarak artacak. Tamam mı aslanım? Yapma! Senin gibi lider istemiyoruz. Yalancının tekisin sen. Kalk, kalk.
Kral. Of of of. Ne sandın lan sen bizi ha? Ne sandın? Al paralarını al. Yazık. Her şeyin bir bedeli var sevgili Çolak. Gördüğün gibi. Maddenin test sonuçları. Enjekte edilen maddeyle de ilgili biraz bilgi edindik. Durum ne? Pek iyi değil. Ne vermişler? Enjekte edilen madde ülkeye yeni yeni yayılan bir uyuşturucu. Özellikle Avrupa'da çok rağbet görüyor. Bizim de çok uzun zamandır peşinde olduğumuz bir şeydi. Birçok ülkede uyuşturucu sınıfında bile değil henüz. Anlayacağınız gitgide değeri yükseliyor. Sıradan bir uyuşturucu satıcısının değil de çok daha büyük bir yapının hedefindeyiz yani. Aynen öyle ama asıl önemli olan şey yan etkileri ve bağımlılık derecesi. Ne kadar kötü. Henüz bir bilgimiz yok, araştırıyoruz ama her şey olabilir. Nasıl her şey olabilir? Erdem Yarbay'ım, bu şimdiye kadar karşılaştığımız en tehlikeli uyuşturucu olabilir. Hadi şerefsizler. Gelmedi mi kendine? Gelecek inşallah. Gelecek. Naz yapıyor. Ben biliyorum kardeşim. İnşallah kardeşim. Canım geçmiş olsun. Anam. Uyanacak inşallah. Kendine gelecek. Allah'ın izniyle. Merak etme. İnşallah. Işık sıpası doğduğunda da ağlamadıydı zaten. Korkuttuydu hepimizi. Nasıl ağlamadı? Bayağı. Bu böyle doğdu. 10 saniye hareket etmeden, hiçbir şey etmeden, ağlamadan kaldı. Dedim eyvah. Bir şey oldu oğluma. Doktorları da korktuydu o zaman. Aha!
Al işte. Çaylak aynı çaylak. Bombaları da hep son saniye etkisiz hale getirir. Gerilim seviyor yani. Ama açacak gözleri. Uyanacak kardeşim. Değil mi beyler? Tabii, 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 tabii. Açacak. Açacak inşallah. Açacak. Heh, biri çıktı. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Doktor bey. Sakin olun lütfen. Allah'ım seni koru yarabbim. Gözlerini açtı. Hayati tehlikeyi atlattı. Allah'ım. Allah be! Allah'ım çok şükür ya. Adam gerilince geldi. Ne dedim ben? Gerilim seviyor dedim. Gerilim. Aslanım. Dedim dedim. Doktor bey. Görebiliyoruz değil mi? Tabii ama kalabalık olmasın. Ha, tabii tabii. Tabii. Aga yalnız ben. Ben de girerim. Ben de girerim. Girerim. Hayır. Erdem komutanıma haber. Ömür edersiniz komutanım. Oh, çok şükür. Erdem abi. Durum sandığımızdan daha ciddi olabilir. Zaten aşırı doz vermişler. Bir de bu madde çıktı başımıza. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Sürekli durumunu kontrol edeceğiz. Allah korusun bağımlı olmasından korkuyorum. Komutanım. Feyzullah uyandı. Durumu iyiymiş. Oh, çok şükür. Of be. Sonunda iyi bir haber duyduk. Tamam. Sen git. Biz geliriz. Emredersiniz komutanım. Feyzullah'ım nasılsın? İyi misin anne? İyiyim anacığım iyiyim. Feyzullah. Buncuğum. Çok korktuk. Aslan kardeşim benim. Dedim değil mi size ben? Abisinin sözünü dinler dedim. Gitmez dedim bir yere. O gözlerini açtı ya. Ben artık başka ne isterim ki? Çok korkuttun bizi Sıpa. Abi. Hayatımı kurtardın. Bırakırmayayım seni oğlum. Aslanım benim. Abim benim.
sebebim mi? Yüksekte. Anne. Anne üşüyorum. Nazlı. 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 Annem. Annem iyi misin? Nazlı. Ne olur dur. Annem sakin ol. Annem dur. Ne olur. Ne olur. Nazlı. Nazlı dur ne olur. Sakin ol annem. Ne olur. Sakin ol. Nazlı. Nazlı dur. Nazlı dur. Nazlı. Nazlı ne olur. Ne olur sakin ol annem. Nazlı dur. Erdem, Bahar yardım edin. Doktor. Erdem, Bahar. Kızım. Doktor yok. Nazlı. Doktor yetiş. Kızım. Nazlı. Kızım. Erdem abi gel. Gel Erdem abi. Kızım. Tamam Erdem abi gel. Kızım sakin ol. Paket hazır komutanım. Hadi gidelim. Derman bu yaptıklarınızı yanınıza bırakmayacak biliyorsunuz değil mi? Ne dedin sen? Ne dedin sen? Derman bu yaptıklarınızı yanınıza bırakmayacak biliyorsunuz değil mi dedim? Derman. Komutanım. Kim bu Derman? Tanıyor musun siz onu? Tanımıyorum ama annemin ölüm emrini verdiğini biliyorum. Komutanım ne söylüyorsunuz siz? Ne söylüyorsam o. Derman annemin katili. Hadi gidelim hemen buradan. Alo. Yavuz komutan. Nasılsın? Sen kimsin? Beni arıyor musun? Ne istiyorsun? Kimsin sen? Benim adım Derman. Derdine derman. Anneni boynundan tabana asılmış bulduğunda ne hissettin? Elbet seni de bulacağım. Erkeksen çık karşıma.
karşına çıktığında ölmüş olacaksın. Maceram kısa sürdü Yavuz Üsteğmen. Anneni özlediysen çok beklemeyeceksin. Mısın ne atsın? Seni bulacağım. Seni geberteceğim. Seni geberteceğim. Asıl sizi geberticekler. Kes sesini.